Evet, iki tehdit gündemde. Biri AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç'e ait sosyal medya hesabından mermi dolusu bir kap dolusu mermi paylaştı ve muhalefet liderini, genel başkan yardımcılarını tehdit etti. Bir diğer tehdit ise Mersin'de sevgili seyirciler. Şimdi bu konuları konuşacağız. Bir başka tehdit Mersin'de bir öğretmenden geldi. Şöyle bir baktığımızda bu tehditlere ne anlam ifade ediyor? Yani muhalefet niçin hedefte? Bunları konuşacağız şimdi. CHP Mersin Milletvekili Avukat Ali Mahir Başarır yayın konuğumuz. Sayın Başarır merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim şimdi iki tehditten bahsediyoruz. Biri AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi, bir diğeri de öğretmen. Şimdi sizin açıkladığınız bir öğretmen var tehdit eden. Nasıl oldu da hem siyasetin içine hem de eğitimin içine aslında bir öğretmen böyle bir tehditte bulunabiliyor? Bu dil nasıl yerleşti? Ve aslında tehdit diyoruz ama daha önce bunun fiili uygulamasını da gördük. Yani daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir linç girişimiyle de karşı karşıya gelmişti. Neler söylersiniz bu tehditlerle ilgili? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ismi geçen öğretmen Mersin'de bir Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik görevini yürütüyor. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. 2 aylık sosyal medya paylaşımlarını tek tek inceledim. Dehşete kapıldım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlara, belli isim ve kişilere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Daha acısını söyleyeyim. Çocuklarımızı, geleceğimizi, Mersin'in başarılı liselerinden bir tanesine görev yapan bu öğretmene teslim ediyoruz. Ben inanamadım. Ben resimlerini aldım, milliyetinden kıyasladım. Siteye girdim, arkadaşlarıma sordum, doğru dediler. Ben inanmak istemedim. Ben sahte bir hesaptır dedim. Bir öğretmen bunu yapamaz. Bir öğretmen topluma, öğrencilerine, halkına bu ihanet yapamaz. Ama maalesef geldiğimiz nokta saraya, AKP'ye şirin gözükmek için böyle memurlar, bürokratlar çıkabiliyor. Bakın bu ülkede grup başkan vekilimiz Özgür Özel'in telefon numaraları sosyal medyada paylaşılıyor. Şu anda kendisine hakaretler, tehditler yağıyor. Nerede yargı? Nerede yargı? Genel başkanımıza saldırı oldu. O beyefendi elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Nerede yargı? Bu öğretmenle, bu öğretmen için nerede yargı? Bugün saraya, Cumhurbaşkanı'na, damadına en ufak bir eleştiri de soruşturmalar açılıyor. Eleştirinin dozu biraz arttığı zaman gözaltılar, soruşturmalar, tutuklamalar geliyor. Bir öğretmen benim partime, benim ülkelerime, benim geçmişime, benim tarihime, bakın arkamda Mustafa Kemal Atatürk var, bu partiyi kurdu. Nasıl hakaret edebilir? Sayın Başarır, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi hakaret var. Bir yandan da devlet memurunun bir parti yararına ya da zararına bir paylaşım yapması, görüş bildirmesi de suç teşkil ediyor sanırım, değil mi? Yanlış bir şey söylüyorsam düzeltin lütfen. Siz de bir avukatsınız. Normal şartlarda bunun bir cezası var mı, suç mudur? Kesinlikle suç. Bir sefer bu bir devlet memuru. Görevinde tarafsız, görevinde adil. Görevinde hiç kimseye hakaret etmemesi gerekiyor. Bir sefer memuriyeti bırakın, yaptığı eylem Türk Ceza Kanunu'nda hakaret, halkı kin ve nefrete teşvik etmek. Bakın bunların hepsinin cezaları var. Bir insan olarak düşünelim. Kaldı ki bu bir öğretmen. Anadolu Lisesi'nde, Mersin'de, Mersin'in göz bebeği okulların bir tanesinde. Ne yapması lazım bakanın? Ben bugün kendisine durumu bildirdim bir soru önergesiyle. Derhal açığa alması lazım ve bu kişinin memuriyetinin bitmesi lazım. Olmaz. Olmaz. Olmaz böyle şey. Yalnız çok ilginç.
Sayın Bakan'a verdiğimiz soru önergeleriyle ilgili cevap verme tenezzülünü de göstermiyor. Bunu da söyleyeyim burada. Nasıl, bir daha tekrar edebilir misiniz? Bakın, bu bakana sosyal medyadan sesleniyoruz, ilgilenmiyor. Basından sesleniyoruz, ilgilenmiyor. Soru önergesi veriyoruz, cevap vermiyor. Bugün atama bekleyen on binlerce, yüz binlerce öğretmenimiz var. Pırıl pırıl gençler. Ülkesini, vatanını seven gençler. Ne iktidara bağlı, ne bize bağlı, ne başkasına bağlı. Bakın, pırıl pırıl bu gençler. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar atanmıyor. Böyle bu kafadaki insanlar atanıyor. Böyle bir zihniyet atanıyor. Olur mu öyle şey? Kabullenemiyoruz bunu. Ama bunun Mersin milletvekili olarak, Mersinli olarak, Mersinler olarak bu öğretmenin ve bu zihniyetteki insanların peşini bırakmayacağız. Çocuklarımızı bu insanlara teslim edemeyiz. Ben sosyal medya çıktılarının hepsini aldım. Soru önergemi ekledim. Sayın Bakan'a yolladım. Buradan bir şey söylüyorum Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, senin özel okulların var. Sen bu vasıftaki bir öğretmeni özel okulunda çalıştırır mısın? Soruyorum. Ama benim çocuklarım, bu halkın çocukları, Mersin'in çocukları böyle bir, artık demeyeceğim, insanla muhatap olmak zorunda kalıyor. Atatürk'ü hakaret ediyor. Toplumu ayrıştırıyor. Ramazan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte yüzüne tükürseler yağmur yağdı derler gibi paylaşımlarda bulunuyor. Bu Ramazan ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi, biz yüz binlerce aile erzak dağıtmışız, yanlarında olmuşuz. Bunu hak eden bir partimiz. Ama maalesef ki geldiğimiz nokta, ayrıştırdık, böldük, kutuplaştırdık. O benden değil, o senden diye bir mantık geldi. Çok yazık. Bugün bizi Mersin'de yüz binlerce insan aradı, erzak istedi, yardım istedi. Hiçbirinin hangi partiden olduğunu sormadık. Nereli olduğunu sormadık. Irkını sormadık. Dinini sormadık. Türkiye'nin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Antalya'da bir hakim Cumhuriyet Halk Partisi'ne, laiklere hakaret ediyor. Hakim, hakim, bakın, görev yapıyor. Bakana sorduk, söyledik, hala görevde. Ankara'da bir savcı küfür dolu, hakaret dolu sosyal medya paylaşımlarında bulunuyor. Hala görevde. Olmaz. Olmaz. Bunu kimseye faydası olmaz. Biz olmalıyız, beraber olmalıyız. Bari Ramazan ayında, bari böyle bir süreçte, korona sürecinde ülkeyi bölmeyin. Ayrıştırmayın. Bu öğretmen bu cesareti nereden alıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının ulusal sesleniş konuşmasından alıyor bu yüzü. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar hakaret ederse, bu kadar bölerse, bırakın ulusal sesleniş konuşmasının büyük bölümünü Cumhuriyet Halk Partilileri hakarete ayırırsa, bu öğretmenle böyle davranır. Çok yazık. Evet Sayın Başarır, şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de Mehmet Emin Göç hakkında hazırlanan şikayet dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulduğunu yazdım. Öğretmenle ilgili de yapılabilecek bir yasal işlem, bir yasal süreç, başlatılabilecek bir yasal süreç var mı? Ve bu gibi durumlarda CHP ne yapıyor yasal konuda? Başvurularını yapıyor mu? Yoksa yani sosyal medyada çok fazla şeyle karşı karşıyayız elbette. Neler yapacaksınız bu süreçten sonra? Mezit İlçe Başkanımız, Mezit İlçemizin avukatları bu hafta suç duyurusunda bulunacak. Gereken işlemler başlatılacak. Bunun konunun bize takipçisi olacağız. Ama öncelikle bakandan bir an önce bu öğretmeni Mersin'den kurtarmasını, o okuldan kurtarmasını, açığa almasını talep ediyorum. Suç duyurusunda bulunacağız. 3 tane hakaret, 2 kez toplumu kin, dil, nefret ayrımında tutan eylemi var. Gereken yapılacak. Peki. Teşekkür ederiz katkılarınız için Sayın Başarır. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. CHP Mersin Milletvekili Avukat Ali Mahir Başarır yayın konuğumuzu, sevgili seyirciler.